Ne yapabilirsiniz dediler. Yani kısa sürede bir rektörlük döneminde de ne yapılabilir? Başlarsınız ama sekteye uğrar, şu olur, bu olur dedi. Yok hayır, biz bunun zemini de hazırlayacağız. Açılış sürecinde onayı aldık bir şekilde. Onayı aldıktan sonra da çok kısa sürede öğrencilerimizin laboratuvar ihtiyaçlarını sınıf olarak geldiklerinde ellerinin altında tam takım tüm gereçleriyle, oluşumlarıyla, sarf malzemeleriyle, burada kullanacak diğer ekipmanlarla hazır laboratuvarları da sizlerin hizmetine sunmuştuk çok kısa sürede. Bunun yanında dersliklerimizin hemen oluşturması, iyileştirilmesi. Tabii bu gerçek eczacı yetiştirmede hedefimizi söylerken, amaçlarımızı söylerken, bunun yanında araştırma geliştirme faaliyetleri içinde sizin, ben hemen şunu şimdiden söyleyeyim, birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar, beşinci sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz kim, ben araştırma yapmak istiyorum derse sonuna kadar destek vermeye hazırız. Bunu açıkça söylüyorum. Sağlık temalı bir üniversite olarak elimizdeki imkanları her şekilde sizin evinize sunmaya da hazırız. Siz yeter ki ayakları yere basan, geleceğe, mesleğinize hizmet edecek projelerle, araştırma önerileriyle gelin. Biz size her türlü desteği vermeye hazırız arkadaşlar. Ben burada hocalarınıza da söylüyorum. Gidin hocalarınıza, asistanlarınıza deyin ki biz şu araştırmayı yapacağız. Gerçekten değer bir araştırma ise maddi anlamda da dahil olmak üzere her türlü imkanı vereceğiz. Niye bu konuda üzerinde çok fazla duruyorum? Niye benim için çok çok önemli? İlaç konusunda çok da şey davranmayacağım. Benim ilgi alanlarımdan birisidir. Bürokrat olarak da bu alanda uzun süre çalıştım. İşin içerisindeyiz. Şimdiki süreçte biliyoruz. Ve rektörlük sürecinde de eğitim kısmında da bulunmuş olduk. Gelecekte arkadaşlar, gelecekte değil aslında, geldi o. Zaman, o vakit geldi. Ülkeleri etkileyen 3-4 tane önemli faktör var. Artık ülkelerin büyüklüğü, geleceğin çehresini değiştirecek faktörler değil. Nedir onlar? Bir, savunma sanayi. Bu insanlığın var olduğu andan itibaren zaten olan bir oluşum, sanayi, ne dersiniz artık adına, ekonomi. Silah sanayi yani. Bir diğeri de özellikle de ilaç ve tıbbi cihaz, tıbbi ekipman konusu. Ülkelerin günümüzde ve gelecekteki ekonomilerini en çok etkileyen faktörlerden birisi. Artık ilaç, tabii bunun içerisinde gıda takviyesinden kişiye özel, akıllı ilaçlara kadar hepsini sayabilirsiniz. En önemli faktörlerden birisi. Eskiden 3-5 kimyasalın bir araya getirilmesiyle oluşturulan, ekonomik olarak bizi çok fazla zorlamayan bir saha iken burası, günümüzde tek dozu milyon dolarları bulan akıllı ilaç dediğimiz bir sanayiye, bir ekonomiye doğru giden bir tablo var. Dolayısıyla vatandaşın talebi, ihtiyacı karşısında devletler, hükümetler bunları karşılamakla yükümlü. Ama bunu karşılarken de bazen bir kişinin ihtiyacı, o sağlık için ayırmış olduğunuz ekonominin önemli bir kısmını harcayabiliyor, götürebiliyor. Dolayısıyla ülkelerin gelecekte ilaç ve tıbbi cihaz alanında da güçlü olmaları gerekiyor. Bir diğeri de günümüz koşullarında artık çok daha iyi hissediyoruz. Gıda. Gıda sanayi. Yani bu üç alan bizim günümüzde ve gelecekte her anımızı, her alanımızı, tabii ki en önemlisi ekonomimizi etkileyecek faktörler. O yüzden bizim ilaç alanında da güçlü olmamız gerekiyor. Dışa bağımlılıktan mutlaka kurtulmamız gerekiyor. Dışa bağımlıydık, artık dışa bağımlılığımız da kalmadı. Ne demek bu? Eskiden dışarıdan ham madde alabiliyorduk.
kimyasalları bir araya getirip kendi fabrikalarımızda, şirketlerimizde bu ilaçları üretebiliyor idik. Artık ham madde de kalmadı. Dışarıdan ham madde de gelmiyor. Dolayısıyla artık ilacın temel olan ham maddeyi de kendiniz üretmek zorundasınız. Onu bulamayınca vatandaşınıza hizmet sunamayacaksınız. Eczacı Odası Başkanım burada. Geçen hafta deklarasyonlar yayınlandı. İlaçla ilgili, ilaç yokluğuyla ilgili. Bu sadece bizimle alakalı değil, tüm dünyayla alakalı. O yüzden size gelecekte çok büyük işler düşünüyorum. Sakın ola, şu hisse kapılmayın. Yani evet, çok fazla eczacı fakültesi var, çok fazla eczacı var, yeteri kadar eczane yok hissiyatına kapılmayın. Eczacılık fakültesi mezunu eczane işletmeciliği yapmak zorunda değil arkadaşlar. Evet, o da ihtiyacımız. O da olacak mutlaka ama biz temel hedef olarak sizin, dediğim gibi ilacın her aşamasını bilen kişiler, gerçek eczacılar olmanızı istiyoruz. Bu amaçla eğitiminizde temel ihtiyaçlarınız olan işte derslikli, laboratuvarlı, bunun gibi alanların yanında biz size önümüzdeki süreçte başka imkanlar da sunmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Geciktik, pandemi bizi 2 yıl geciktirdi maalesef. Tabii ekonomik faktörler de bizi yavaşlattı. Sizden şunu istiyoruz açıkçası. Bunun için de her türlü desteğe tekrar tekrar söylüyorum. Hazırız. İlacın araştırması, Ar-Ge'si. Bununla ilgili de yakın zamanda bir Ar-Ge tesisimizin inşaatına başlayacağız inşallah. Sizin hizmetini sunacağız. Bunun yanında ilacın her aşamasını bilmenizi istiyoruz arkadaşlar. Neler bilmenizi istiyoruz başka? En büyük sorunlarımızdan birisi, biz ilacı üreteceğiz kendimiz için ama yurt dışına da satmamız lazım. Bunu ticaretini de yapmamız lazım. Patentini de öğrenmenizi istiyoruz. Ruhsatlandırmayı da öğrenmenizi istiyoruz. Hukukunu da öğrenmenizi istiyoruz. Biyorabeyeşlerlik nasıl yapılır, nedir bunu bilmenizi istiyoruz. Çünkü ben sahadan çok iyi biliyorum. Eczacılık fakültesi mezunu arkadaşlarımız bir ilaç üretim tesisine, bir şirkete girdiklerinde sanki uzay tesisine gelmişler gibi baka kalıyorlar. Orada ne yapıldığını bilmiyorlar. İlacın aşamalarını bilmiyorlar. Ruhsat nasıl alınır? Bunun uluslararası hukuku nedir? Ben bir şey geliştirdim. İşte ben şöyle bir araştırma yaptım. Şu madde şuna etkili. O sadece bir kağıt parçası arkadaşlar. O ürüne dönüşmediği müddetçe hiçbir faydası yok. Biyorabeyeşlerliği de bilmeniz lazım. Onun için de bir tesis inşaatımız devam ediyor. İş donanımı ile ilgili bir projemiz de inşallah sonuçlanmak üzere. Üretimi de bilmeniz lazım. İlaç nasıl üretilir? Hangi aşamalardan geçer? Hangi şartları gerektirir? Bunun için de bir ilaç üretim tesisimiz bitirmiştik. Maalesef bir 2 yıllık gecikme yaşadık. Yani üretime geçer mi, geçmez mi diye. Şu anda kampüsün içerisinde bir ilaç üretim tesisimiz. Uluslararası GMP sertifikası alacak özelliklerde bir tesisimiz var ama açıkçası mevcut şartlar bizi burada geciktirdi. Neyse inşallah bununla ilgili geçmiş yakın zamanda bir ilerleme sağladık. İnşallah burası bir üretim tesisine dönecek. Bununla ilgili de güzel haberlerimiz var. Siz de bizatihi burada görebilecek. Burada görmeseniz dahi ben gerekirse sizi, gerekirse ilaç üretim tesislerine gönderip, götürüp o sahalarda görmenizi sağlayacağım. Bununla ilgili elimizde ne imkan varsa bu imkanları sizin emrinize sunacağız inşallah. Dolayısıyla sahaya çıktığınızda sadece bir eczane işletmek amacıyla değil, siz ilacı yapabilen, ilacı bilen, Ar-Ge tesislerinde çalışabilen, bunun araştırmasını yapan, üretim tesislerinde çalışan, şirketinde çalışan, şirketleşen, şirket kuran insanlar olmanızı istiyoruz sizin. Bakın o kadar çok alanınız var ki, yani deniz derya sizin alanınız. Bakın ham madde bulamadık diyoruz. Ne bulamıyoruz? Kalsiyum bulamıyor şu anda Türkiye'deki şirketler, firmalar. Afyon kalsiyumun cenneti. Afyon kalsiyumun cenneti. Mermerdi, kalsitti, bütün bu maddelerin temelinde kalsiyum var. Ham madde üretmeyi bilmemiz lazım. Kalsiyumu da kendimiz üretmemiz lazım. Sodyum bikarbonat ihtiyacımız var mesela. Yine Afyon bunun cenneti. Ülkemizde birçok sodyum bikarbonat içeren göller var, kaynaklar var, sualtı zenginliklerimiz var. Bunların da yani aranızdan 10 kişi sodyum bikarbonat üretimiyle ilgilense, bir başka kısmınız kalsiyum karbonatla ilgilense, bir başka kısmınız sitrik asit üretimiyle ilgilense, inanılmaz bir çalışma sahanız var ileride. Dediğim gibi yönünüz sadece bir eczane işletmesi olmasın,
başkanım alamıyorsun değil mi? Yani sadece eczacılık değil işimiz. Yani eczacılıkla ilgili zaten bir yer bulamayacaksınız değil mi? Bundan sonra artık eczanelerle ilgili ciddi yersiniz var. Biz sizin gerçek eczacılar olmanızı istiyoruz. Temel hedefimiz bu arkadaşlar. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Burada bulunan hocalarınız ihtiyacınız olduğunda sorularınıza cevap vermeye hazırlar. Cevap vermen olsa gelip bana söyleyin. Şimdiden söyleyeyim. Bütün hocalarınız sizin sorularınıza cevap verecek. Sorunlarınızı da dinleyecekler. Ben de dahil olmak üzere. Herhangi bir ihtiyacınız olduğunda da imkanlarımız dahilinde hepsini de yerine getirmeye hazırız. Evet, biraz önce dekan hocam da söyledi. Çünkü bu saatten itibaren beyaz önlüklerinizi giyeceksiniz. Yine hocamın dediği gibi beyaz hiçbir şekilde leke götürmez. Üzerinde karşıdan çok rahatlıkla o lekeyi görürsünüz. O yüzden o giydiğiniz önlükleri lekelendirmeden size gerçekten büyük sorumluluklar düşüyor. İleride ülkemizin ve dünyanın bu alandaki ihtiyacını karşılayacak bu bilinçte, bu sorumlulukta bireyler olarak, eczacılar olarak inşallah sizi bu okuldan da mezun ettiğimiz günleri görürüz. O önlüklerinizi tertemiz bir şekilde ailenizle beraber geleceğinize yönlendirecek şekilde hayata sizlere inşallah sunmuş oluruz diyorum. Ben tekrar tüm buradaki akademisyenlerimize ve burada bulunmamızın temel nedeni olan siz öğrencilerimize, törenimize katıldığınız için Eczacı Odası Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden itibaren ya Allah bismillah deyip hayırlısı olsun diyorum. Şimdiden mesleğiniz sizlere hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Rektörümüze konuşmaları için teşekkür ederiz. Sayın Hocamızı önlük giyme töreni için sahnede bekleteceğiz. Fakültemizi dereceyle kazanan öğrencilerimizi rektörümüzden başarı belgelerini almak ve önlüklerini giymek üzere sahneye davet ediyorum. Fakültemize 476.14 puanla birinci olarak giren Zeynep Sena Arsakkay, bir puanla ikinci olarak giren Ahmet Umut Küçük Akın, 466.35 puanla üçüncü olarak giren İrem Oğuzlu belgesini almak üzere sahneye başladı. Ben Zeynep aracılığıyla diğer tüm arkadaşlara da şunu söyleyeyim. Ailelerinize toplantı sonrası, akşam ne zaman vaktiniz olsa bizi merak etmeyin. Biz çok büyük bir aileye geldik. Biz Aksu ailesine geldik. Gözünüz arkada kalmasın diyebilirsiniz. O yüzden ben yanlış yazmıştı. Tekrar istiyorum ben bu belgeyi. Umut olacakmış. Şimdi fotoğraf verelim ama değiştirelim. Teşekkür ediyorum. İrem Oğuz doğru değil mi? Evet. Elinize mi? Belgelerini anlatıyor. Thank you.
Sevgili öğrencilerimizi tebrik ederiz. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eczacılık mesleğinin ilk basamağına adım attıkları bu anlamlı ve özel günde beyaz önlük giyme törenini gerçekleştirmek üzere birinci sınıf öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. Öncelikle öğrencilerimiz lütfen beyaz önlük ve giyme törenine hazırlayın. Öncelikle birinci sınıf öğrencilerimiz, üniversitemize hoş geldiniz. Bu beyaz önlük giyme töreninizde hepinize hayırlı olsun. Mesleğiniz de hayırlı olsun. Önlüklerinizi giyebilirsiniz. Sevgili öğrencilerimizi tebrik ederiz. Sizleri yerlerinize alıyoruz. Birinci sınıf öğrencilerimizi önlük giyme töreni için sahneye davet ediyorum. Öğrencilerimize beyaz önlük giyme komutunu vermek üzere Sayın Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Ümit Dündar'ı sahneye davet ediyoruz. Sahneye arz ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz üniversitemize. Beyaz önlüklerinizi giyebilirsiniz. Sevgili öğrencilerimizi tebrik ederiz. Sizleri yerlerinize alıyoruz. Evet.
Şimdi 2019 Covid pandemisi nedeniyle yapılamayan 2. ve 3. sınıf öğrencilerimizin beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirilecektir. Fakültemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılını başarıyla bitiren 2. sınıf öğrencilerimizden 3.64 not ortalaması ile birinci olan Sueda Nur Deneli'yi, 3.52 not ortalaması ile ikinci olan Burak Yılmaz'ı, 3.46 not ortalaması ile üçüncü olan Melike Alçiçeği başarı belgelerini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Öğrencilerimize belgelerini vermek ve beyaz önlüklerini giydirmek üzere dekanımız Sayın Profesör Doktor Cengiz Sarıkürkçü'ye kürsüyü arz ediyorum. Hocamızı önlük giyme töreni için sahnede bekleteceğiz. İkinci sınıf öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Geç oldu ama güzel oldu. Önlüklerinizi giyebilirsiniz. Öğrencilerimizi önlük giyme töreni için sahneye davet ediyorum. Thank you.
Süleyman benim küçüklüğüm gibidir hocam. Ve biraz takılıyorum sınıfta da, dersine giriyorum. Şimdi en öne geçtim. Bedenen hocam. İnşallah gelecekte de akademik açıdan öyle olacağına inanıyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Önlüklerinizi giyebilirsiniz. Bana benziyor hocam. Biraz buyursun. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Yerlerinizi alabiliriz. Fakültemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılını başarıyla bitiren 3. sınıf öğrencilerimizden 3.71 not ortalaması ile birinci olan Şerife Nur Durmuş'u, 3.61 not ortalaması ile ikinci olan Semiha Çakal'ı, 3.56 not ortalaması ile üçüncü olan Reyhan Yıldız'ı başarı belgelerini aldık ve kameraya aldık. Belgelerini teslim etmek ve beyaz önlüklerini giydirmek üzere Afyon Karahisar Eczacı Odası Başkanı Sayın Eczacı Alper Pehlivanlı'yı sahneye arz ediyoruz. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Sizleri yerlerinizden alabiliriz. Üçüncü sınıf öğrencilerimizi önlük giyme töreni için... özür diliyorum. Sizler arkadaşlar kusura bakmayın. Üçüncü sınıf öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum önlük giyme töreni için. Sağlık sisteminin en önemli ayaklarından biri olan eczacılık mesleğine bu önlük giymeyle beraber adım atıyorsunuz. Hayırlı olsun diliyorum. Önlüklerinizi giyebilirsiniz. Ne
Beni aranızda alır mısınız? Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Şimdi yerlerinize geçebilirsiniz. 3. sınıf öğrencilerimizin önlük giyme töreniyle devam ediyoruz. Öğrencilerimizi sahneye davet ediyorum. Mesleğimize sizlere hayırlı olsun. Önlüklerinizi giyebilirsiniz arkadaşlar. Nurla Okumuş'u ve dekan hocamız Sayın Profesör Doktor Cengiz Tarıkçı'yı öğrencilerimizle hatıra fotoğrafı çekmek için sahneye davet ediyoruz. Sahneye arz ediyorum. Birkaç şey daha söyleyeceksin kaldı aklımdaydı aslında. Dekanımız hatırlattı, bir öğrencimiz işte ikinci okulunu okuyor beraber diye. Semiha nerede? Evet, fizik tedavi, fizyoterapi mi fizik? Fizyoterapide. Arkadaşlar önerilerinden birisi de özellikle yeni başlayan öğrencilerimiz için önünüzdeki süreçte bir başka fakülte veya okul okumanızı da tavsiye ediyoruz ve destekliyoruz. Özellikle sizin alanınızla ilgili, mesela hukuk okuyabilirsiniz çok rahatlıkla. Çünkü gelecekte sağlık ve ilaç alanındaki bu alanda yetişmiş hukukçulara çok çok ihtiyacımız var. Biyoloji okuyabilirsiniz mesela, kimya okuyabilirsiniz okullar olarak. Bunlar hep sizin heybenize dolduracağınız ekstra kazançlar ve ileride ihtiyacınız olacak alanlar, bölümler. O yüzden ikinci okulu da yürekten destekliyor ve istiyoruz. Teşekkür ederim. Dünya Eczacılık Günü kapsamında mesleğimizi tanıyalım konuşmasını yapmak üzere Türk Eczacılar Birliği 33. Bölge Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Sayın Eczacı Alper Pehlivanlı'yı sahneye arz ediyorum. Thank you.
dekanım, dekan yardımcıları. Sesim geliyor mu? Evet. Sayın dekanım, dekan yardımcıları, değerli hocalarım, sevgili gençler, sizlere Afyonkarahisar Eczacı Odası adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aramızda olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Biz yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber geldik buraya. Sizlerin enerjisi bizlere de enerji veriyor. Ve bu fakültemizin açılışından itibaren her yıl bizleri buraya davet eden değerli hocalarıma da teşekkür ediyorum. Gelecekte bu mesleği icra edecek olan sizlerin de 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nü de kutluyorum. Kısaca kendimden bahsedeyim. 2000 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. Mezun olduktan sonra, askerlik görevini yerine getirdikten sonra 2002 ve 2007 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumu'nda ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çalıştım. Hastane eczacılığı yaptım, kurum eczacılığı yaptım. 2007 yılında da Afyonkarahisar merkezde eczane açtım ve hala aynı eczanede görev yapmaya devam ediyorum. Afyonkarahisar Eczacı Odası'nda da 2011 yılından itibaren çeşitli görevlerde bulundum. 2 yılda da Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanlığı görevini yerine getiriyorum. Türkiye Eczacıları Birliği bünyesinde de birçok komisyon ve çalıştayda görev aldım. Hala Türkiye Eczacıları Birliği'nin bir iştiraki olan TEP Artı Sigorta Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapmaktayım. Adalet Meslek Yüksek Okulu'nu bitirdim. Rektör hocamızın da dediği gibi hukuka merakım var. Sizlere de tavsiye ederim. Çünkü eczacılıkla hukuk iç içe geçen bir meslek. İki meslek. Ve eczacılık ister istemez hukuki boyutu da çok derin işlenmesi gereken bir konu. Evli ve iki çocuk babasıyım. Eşim de benim gibi eczacı. Hayatım eczacılıktan ibaret olduğunu söyleyebilirim. Değerli gençler, bugün sizlere mesleğimizden, tarihinden, eczacılık dallarından, istihdam alanlarından ve eczacı meslek örgütü ve eczacılık gününden bahsetmek istiyorum. Sonra da sözü de çok fazla uzatmak istemiyorum. Zamanımız ölçüsünde de sizlerin sorularını yanıtlamak istiyorum. Öncelikle eczacılık mesleği nedir? Eczacı kimdir? Ne iş yapar? Burada bir tanım var, görüyorsunuz. Bu tanım bizim 6197 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkında kanunda belirtilen, birinci maddede belirtilen resmi eczacı tanımıdır arkadaşlar. Bu kanunu hepinizin okumasını öneririm. Eczacı, hastalıkların önlenmesi, tedavi edilmesi ve semptomların azaltılmasında kullanılan her türlü madde ve ilacı öncelikle keşfi, sonrasında araştırma, geliştirmesi, üretimi, sonrasında güvenli ve etkin bir şekilde kullanımını ve kontrolünü içeren bir bilim dalıdır. Eczacı, ilaçların etki mekanizmalarını, yan etkilerini, etkileşimlerini, vücuttaki hareketlerini ve toksisitesini de inceleyen, aynı zamanda tedavinin devamında da tedavinin takibini de içeren, bu süreçten sorumlu olan stratejik önemli bir sağlık personelidir. Yani eczacı ilacı sadece raftan alıp hastaya verip sabah öğle akşam tok karnına diyen kişi değildir değerli gençler. İlacın Ar-Ge'sinden üretimine, üretiminden hastaya sunumuna ve tedavi takibini içeren komple bu sistemi kontrol eden kişidir. Tabii insan olduğu sürece hastalıklar ve tabii ki tedaviler de var olmaya devam edecek. İnsanlar ilk çağlardan itibaren tedavi edenleri büyücü diye nitelendirmişler. Ve bu hastalıklarla da mücadele etmişler. Dinsel inançlarla birlikte de tedaviyi daha çok din adamlarında aramışlar. Zamanla gözleme yönelerek öncelikle hangi hayvanın hangi bitkiyi yediğini, yemediğini tespit etmeye çalışmışlar. Ve bitkileri zehirli, zehirsiz veya tedavi edici etmeyen olarak sınıflandırmaya başlamışlar. Örneğin M.Ö. 1500'lü yıllarda eski Mısır kağıtlarında ve Sümerler'de çivi yazılarında farmakolojik bilgileri ve ilaç reçetelerine rastlanılmış. Yine Efes Antik Kenti'nde de eczane tabelası ve havan bulunmuş. Tıp ve eczacılık alanlarında bilimsel çalışmalar ise tıpın babası olarak kabul edilen Hipokrat'la beraber başlamış. Yine İslamiyet'te de eczacılık çok önemliymiş.
Özellikle de bitkilerle tedaviye çok önem verilmiş. Örneğin Bağdat'ta 8. yüzyılda eczanenin olduğunu biliyoruz. Osmanlılara geldiğimizde ise Osmanlılarda daha çok saray eczacılığının ön planda olduğunu görüyoruz. Ve o zamana kadar da hekimler hem hekimlik hem de eczacılık yapmışlar. 19. yüzyıla geldiğimizde bulunduğumuz topraklarda akademik eczacılığa ilk adım 14 Mayıs 1839'da Mektebi Tıbbiye'de eczacılık sınıfının açılmasıyla başlamış. Yine ilk eczane de yine 1800'lü yıllarda İstanbul'da açılmış. Eczacılıkta eğitim dilinin ve kitaplarının Fransızca olması nedeniyle de eczacılık bilimi Fransızcadan, Fransız eczacılığından çok etkilenmiş. O dönemde ilaçlar hekim reçetesine göre her hasta için özel olarak hazırlanıyormuş değerli gençler. Yani hazır ilaç bulundurulmuyormuş. Hatta eczanelerde hazır ilaç bulundurulması bir ayıp olarak kabul ediliyormuş. Osmanlılar döneminde eczacılıkta daha çok yabancı uyruklu Osmanlı vatandaşlarının daha etkili olduğunu görüyoruz. Örneğin 1890'da İstanbul'da 265 eczanenin sadece 4 tanesi Türk asıllı eczacılar tarafından işletiliyormuş. Eczacılık eğitimine bakacak olursak 1908 yılına geldiğimizde İstanbul'da eczacı ve dişçi mekteplerinin tıp okulundan ayrıldığını ve bu tarihten itibaren de bu okulların daha da önem kazandığını görüyoruz. Yine Cumhuriyet'in ilanından sonra da ilk kız öğrenciler eczacılık okullarına 1928 yılından itibaren alınmaya başlamış. 1928 yılının bizler için önemli bir zaman. Sebebi de şu: ülkemizdeki ilk eczacılık yasası, İspençiyade ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu 1928 yılında yayınlanmış. Yayınlandığı döneme göre çok önemli bir kanun olduğunu söyleyebilirim. Örneğin Amerika'daki FDA'nin de yapısını oluşturan eczacılık kanunu Amerika'da 1938 yılında, yani bizim yasamızdan 10 yıl sonra yayınlanmış. 1960 yılına geldiğimizde 3 yıldan 4 yıla çıkan eczacılık öğrenimi 1960 yılında yine İstanbul'daki eczacılık okulu devam ederken Ankara Üniversitesi'nde Türkiye'deki ilk eczacılık fakültesi kurulmuş. Yine 1950'li ve 60'lı yıllara kadar magistral olarak tarif ettiğimiz el yapımı ilaçların daha önemli olduğunu, o zamana kadar geldiğini görüyoruz. Ancak yabancı ilaç şirketlerinin ülkemize yatırım yapmasıyla birlikte ilaç sanayi hızla gelişmiş ve hazır ilaçlarda da 60'lı yıllardan itibaren bir artış meydana gelmiş. Tabii bu ilaç sanayinin dünya çapında büyümesi yeni tedavilere ve insan ömrünün uzamasına etkili olduğu gibi 1960 yılında yaşanan talidomit faciasıyla da karşılaşılmış değerli gençler. Duymuş muydunuz talidomit'i? Tıp tarihinin en büyük olaylarından biridir talidomit. Talidomit etken maddesini içeren Kantergan isimli ilaç 1952 yılında bir Alman firması tarafından keşfediliyor. Ve önce bu ilaç birçok farklı teşhiste kullanılıyor. Sonrasında da antiemetik olduğu, bulantı için faydası olduğu keşfedildikten sonra özellikle hamilelerde reklam kampanyası yapılıyor. Hamilelerin kullanması için. Ve bu ilaç ülkemize girmemiş diyebiliyoruz. Amerika kıtasına da bulunmamış ama özellikle Avrupa'da yoğun bir şekilde kullanılmış. Gebeliğin 20. gününde bu ilacı kullanan kadınlar, çocuklarında beyin hasarı oluşturuyor. 21. günde göz hasarı, 22. günde kulak ve yüz hasarı, 24. günde kullanılırsa da bebekte kolların oluşmadığı ve daha çok 25. ve 28. günlerde kullanılırsa da bebekte bacakların oluşmadığı keşfediliyor. Yalnız 1,5 yıl sonra fark ediliyor. Bu işin talidomitten kaynaklı oldu. Ve bu süre zarfında da 90 binden fazla düşük, bu resmi rakam, daha fazlasını bilmiyoruz, 10 binden fazla da sakat ve ölüm gerçekleşiyor. Ve bu talidomit faciasından sonra 1962 yılından itibaren de ilaç şirketlerinin bir ilacı piyasaya çıkarmadan önce güvenlik ve etkinliği ile ilgili olarak da ilgili otorite tarafından kontrol edilmesi şartı getiriliyor. Değerli gençler, ülkemizde eczacılık mesleği 2000'li yıllara kadar özellikle ekonomik olarak iyi bir dönem geçirdiğini söylememiz gerekir.
2005 yılına hatta 2007 yılına kadar da bu ekonomik iyilik devam etti. O zamanlar 7 fakültenin bulunması ve mezun sayısının da çok olmaması nedeniyle ülkemizde sınırlı sayıda eczanenin var olmasına neden oldu. 2005 yılından itibaren önce SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na devri, sonrasında hızla eczane sayısının artması ve ardından 2004 yılından itibaren de ilaç fiyat kararnamesiyle birlikte ilaç fiyatlarında yaşanan düşüşler, kamu kurum iskontoları, karlılığın azalması nedeniyle eczane eczacılığında ekonomik olarak sıkıntılar görünmeye başladı. Ve bu süreç günümüze kadar geldi. Günümüzde de son yaşanan ekonomik krizle birlikte eczacılık mesleği de bu krizden olumsuz yönde etkilendi. Bu nedenle isteklerimizi daha iyi ifade edebilmek için Türk Eczacıları Birliği, 54 Eczacı Odası, Eczacılar ve Eczacılık Fakültesi öğrencileriyle birlikte 16 Ekim 2022 tarihinde pazar günü Ankara'da büyük eczacı mitingini gerçekleştireceğiz. Ulaşım masrafları birliğimiz tarafından karşılanacak bu mitinge sizlerin de katılımını bekliyoruz. Bir şölen havasında olacak bu miting. Bizler çocuklarımızı alıp gideceğiz. Hiçbir siyasi düşünce olmayacak bu mitingde. Sadece eczacılık mesleğini konuşacağız. Konser yapılacak, bir eczacı grubumuz var. O eczacı grubumuz konser verecek. Bu miting en son 13 yıl önce yapılmış değerli gençler. Yani ondan önce de 2001 gibi hatırlıyorum. Yani sonuçta 10-15 yılda bir yapılan bir miting. Katılmanızı tavsiye ederim. Eğer ki bu mitinge katılmak istiyorsanız da odamızın gençlik komisyonu üyelerimiz var aranızda. Berra var bildiğim kadarıyla, Furkan, Fatma Nur Gümüştekin, Rabia Özlem Gültekin, İknur Kayıkçı, Feyma Bucak. Yanlış hatırlamıyorsam yazdıklarım bunlar. Bunlara isimlerinizi ve telefon numaralarınızı bildirebilirsiniz. Son yıllarda dünyada eczacılığı dışında farklı eczacılık alanlarında meydana gelen değişimlere ülkemizde geç de olsa ayak uydurması, yani başlamasıyla birlikte farklı eczacılık alanları ortaya çıkmaya başladı. Ve böylelikle de önceden de tabii önemli olan eczacılık eğitiminin kalitesi daha da önemli hale geldi. 2002 yılında sadece 8 tane eczacılık fakültesi varken şu an 60 tane eczacılık fakültesi var değerli gençler. Bu 60 fakültenin 47 tanesi öğrenci kabul ediyor. Dünyada eczacılık farklı bir yöne doğru evrilirken, örneğin Amerika'da psikiyatri eczacılığı diye yeni bir dal ortaya çıkarken ya da Kuzey İrlanda'da eczanelerde grip aşısı yapılması sağlık sistemini rahatlatırken, yine Avrupa'da koruyucu hekimlikten önce koruyucu eczacılık uygulamaları yapılması planlanırken, bizden maalesef ki hala binası olmayan, laboratuvarı olmayan eczacılık fakülteleri görüyoruz. Burada Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesini ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü gerek fiziki şartlar, gerekse akademik kadro bakımından son yıllarda açılan fakültelere göre çok büyük farklılık göstermekte. Bu nedenle fakültenizin kıymetini bilin. Sözü fazla uzatmadan sorularınızı yanıtlamak için hızlı geçmeye çalışıyorum. Şimdi eczacılık alanlarına bir bakalım isterseniz. 24 Mayıs 2012 tarihinde 6197 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkında kanunda, bu kanunda yapılan değişiklikle birlikte mevcut eczacılar, burada bazen yanılgıya düşülüyor, bu sınırlama, eczane sınırlaması bizleri de kapsıyor. Mevcut eczacılar ve 2013 yılından itibaren eczacılık fakültesine girenler için eczane açılmasına bazı sınırlamalar getirildi. Ve bu kanun ile eczacılık lügatımıza yardımcı eczacılık ve ikinci eczacılık girdi. Artık eczacılık fakültesinden mezun olan bir eczacı, eğer eczane açmak istiyorsa veya mesul müdürlük yapmak istiyorsa öncelikle mezun olduktan sonra bir yıl süresince bir eczanede yardımcı eczacı olarak çalışması gerekiyor. Bunu birinci sınıflarımızdan şöyle sorayım, birinci sınıflarımız bu konuyu bilerek geldiler mi? Yani bunu çok merak ediyorum gerçekten. Yani böyle bir yardımcı eczacılık, ikinci eczacılıkla ilgili bilginiz var mıydı? Olmayan var mıydı ya da bununla ilgili bilgisi olmayan var mıydı arkadaşımız? İyi, gayet güzel. Eskiden yoktu çünkü. Şimdi daha çok bilinçlendiğimize sevindim.
İkinci eczacı ise cirosu çok daha yüksek olan eczanelerin çalıştırması gerekiyor. Yardımcı eczacı maaşı o bir yıl süresince 1,5 asgari ücret, ikinci eczacı maaşı da 3 asgari ücret olarak yasada belirtilmiş. Peki diğer eczacılıktaki diğer istihdam alanları nelerdir değerli gençler? İlk başta görüyorsunuz, hepimizin istediği öyle değil mi? Serbest eczane eczacılığı. Diğeri özel ve kamu hastanelerinde yapılan hastane eczacılığı. Yine diğer kamu kurumlarında, sağlık müdürlüklerinde, sosyal güvenlik kurumunda, adli tıp kurumu gibi diğer kurumlar da dönem dönem eczacı istihdamında bulunuyor. Eczacı depolarında ve yine eczanelerde mesul müdür olarak eczacılar çalışabiliyor. İkinci eczacı olarak çalışabiliyorlar. İlaç ve kozmetik sanayinde Ar-Ge ve üretimde çalışabiliyorlar. Bakın burası gerçekten çok önemli. Buna önem veriyorum çünkü eskiden daha çok yabancı ilaç şirketlerinin daha çok ithal ilaçlarla ülkemizde eczacılık mesleği icra edilmiş. Şu an Türk lirası bazında %50'sini, yaklaşık %50'sini, 50'si yerli ilaçlardan oluşmakta Türkiye'de satılan ilaçların. Kutu bazında %80'i, Türk lirası bazında da %50'si yerli ilaçlardan oluşmakta. Yani yerli ilaç sanayimiz son yıllarda gerçekten çok gelişti. Ve inanılmaz bir eczacı ihtiyacı var. Yalnız eczacı çalıştıramıyorlar değerli gençler. Şu anki istihdam oranı, eczacı istihdam oranı sanayide %10. Bunun nedeni de aslında yine eczacılardan kaynaklanmakta. Çünkü eskiden eczacı gidip sanayide bir yıl veya iki yıl çalıştıktan sonra gidip eczane açıyordu. O yüzden de sanayi artık eczacı çalıştırmaktan imtina edip daha çok diğer alanlara, yani kimya mühendisleri gibi diğer alanlardaki kişileri çalıştırmaya önem veriyordu. Akademisyenlik de çok önemli. Gerçekten akademisyen eksiğimiz var. Bu kadar eczacılık fakültesi açıldıktan sonra bunu da çok önemli buluyorum. Burayı da, burası da düşünülebilir. Diğer bir istihdam alanımız da uzman eczacılık. 2014 tarihli eczacılıkta uzmanlık yasası ve 2016'da yapılan eczacılıkta uzmanlık eğitimi yönetmeliğiyle birlikte klinik eczacılık ve fitofarmasi uzmanlık alanlarında eczacılık eğitiminin getirildiğini görüyoruz. Eczacılıkta uzmanlık sınavına giren eczacılar bu sınavı kazanırlarsa, aynı TUS gibi düşünün, 3 yıllık eğitim sonunda uzman eczacı unvanını alıyorlar. Ve bu kamu hastanelerinde belli bir yatak kapasitesine sahip her hastane 2023 yılından itibaren bu uzman eczacıları çalıştırma zorunluluğu var. Ancak maalesef ki burada çok büyük bir eksiklik var. Kontenjanlar çok az değerli gençler. 2022'de örneğin klinik eczacılıkta 13 tane kontenjan açılmış sadece. Çok az. Bu kontenjanların arttırılması gerekiyor. Burada bizim de girişimlerde bulunmamız gerekiyor. Bu iki uzmanlık alanını biraz irdelersek, fitofarmasi uzmanlık alanı biraz isminden de anlayacağınız üzere hastanın bitkisel ilaç tedavisiyle ilgili bir uzmanlık alanı ve daha çok farmakognozi ile ilgili ve farmasötik botanik ile ilgili dersler görülüp 3 yıl sonunda fitofarmasi uzmanı oluyorsunuz. Klinik eczacılık ise hastanın ilaç tedavisini en uygun şekilde düzenleyerek hastanın iyileştirilmesini hızlandırmayı amaçlayan ve bu tedavinin eczacı tarafından sunularak hasta bakım hizmetlerini de içeren bir dal. Klinik eczacılık hasta eğitiminden ilaçların izlenmesi, ilaç etkileşimlerinin önlenmesi ve akılcı ilaç kullanımını da içeriyor. Değerli gençler, her meslekte olduğu gibi eczacılık mesleğinde de değişiklikler olmaktadır. Örneğin tıpta uzmanlık sınavına göre 20 yıl önce çok cazip olan bazı uzmanlıklar şu an daha az cazip. Başka uzmanlıklar daha cazip duruma geldi. Tıp değişiyor, diş hekimliği değişiyor zamanla. Eczacılık da değişiyor. Çünkü dünya değişiyor. Yine eczacılık fakültesinden 20 yıl önce mezun olanlar dilediği gibi istediği yere, istediği sayıda taşıyabiliyordu. İstediği şekilde eczane açıp istediği yere de eczanesini taşıyabiliyordu. Artık böyle bir şey yok maalesef ki. Artık eczacılık mesleği eczane eczacılığından ziyade daha çok diğer eczacılık alanlarına kaymaya başladı.
Bu nedenle bence okulunuzda aldığınız eğitime ek olarak örneğin yabancı dilinizi geliştirmenizi öneririm. Sanayide daha çok, daha rahat iş bulma imkanı bulabilirsiniz böylelikle. Ancak yasadaki 3500 kişiye bir eczane sınırlaması nedeniyle de eczane açmak artık günümüzde gerçekten çok zorlaştı. Diğer eczacılık alanlarını düşünerek hareket etmenizi öneririm. Evet, eczacılık dallarını burada bitirelim. Şimdi sizlere kısaca eczacı meslek örgütü, Türkiye Eczacıları Birliği ve eczacı odaları ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Değerli gençler, bakın bizler sizlere burada mesleki birlikteliği yarım saatte anlatma imkanımız yok. Biz bunu sizden mezun olduktan sonra daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Dünyadaki eczacılık modellerine baktığımızda, özellikle de gelişmiş ülkelerde, Avrupa'da, Amerika'da, ülkemizdeki modelin uygulanmadığını görüyoruz. Daha çok küresel firmaların eczaneleri bulunmakta ve eczacılar burada bir personel olarak çalışmakta. Yine dijitalleşmeyle birlikte işte Amazon gibi bazı şirketlerin teletip dediğimiz sistemi de getirerek eczacılık mesleğini bir camın arkasına alma gibi düşünceleri olduğunu görüyoruz. İşte bu girişimlere karşı bizim en büyük gücümüz mesleki birlikteliğimiz. Günümüzde eczacılık mesleği ülkemizde küresel sermayenin altında ezilmemişse bunun yegane nedeni eczacı meslek örgütüdür, eczacı odalarıdır. Türkiye Eczacıları Birliği 1956 tarihinde 6643 sayılı Türkiye Eczacıları Birliği Kanunu ile kurulmuştur. Ve anayasal bir kurumdur. Anayasanın 135. maddesinde belirtilmektedir. Anayasal kurumlara örnek verecek olursak burada görüyorsunuz Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Diş Hekimleri Birliği de aynı bizim gibi anayasal kuruluşlar olarak geçmektedir. Türkiye Eczacıları Birliği bir sivil toplum kuruluşu olduğu gibi kendi meslektaşlarının da hak ve menfaatlerini korumak için çaba sarf etmektedir. İlk çalışmalarına İstanbul'da başlamıştır. Ancak 1984 tarihinden itibaren de merkezini Ankara'ya almıştır. Şu an Ankara'da hizmet veriyor. Çeşitli illerde bulunan 54 eczacı odası ve yaklaşık 28.700 eczane ve 46.000'i aşkın üyesiyle Türkiye Eczacıları Birliği ilaç ve eczacılık alanındaki hizmetlerini sürdürmektedir. Eczacı odaları ise meslektaşlarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin gelişimini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle olan ilişkilerini ve halk ile olan ilişkilerini düzenlemekle görevlidir. Bakın dikkatinizi çekiyorsa her ilde eczacı odası yok. 54 tane eczacı odası var. Bunun nedeni de 150 eczacının bir araya gelmesiyle bir bölgede eczacı odası kurulabiliyor. Bazı eczacı odaları, örneğin Eskişehir Eczacı Odası, Bilecik'e de hizmet veriyor veya Ankara Eczacı Odası, Kırıkkale'ye hizmet veriyor. Biz Afyon olarak sadece Afyon bölgesine hizmet veriyoruz. Eczacı Odaları Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı ve Büyük Kongre Delegelerinden oluşmakta. Yönetim Kurulu bir başkan, bir genel sekreter, sayman, bazı odalarda ikinci başkan bulunmakta ve yönetim kurulu üyelerinden oluşmakta. Eczacı Odası Başkanı kurumlarla olan ilişkilere bakıyor ve odayı temsil ediyor değerli gençler. Genel sekreter ise daha çok Eczacı Odası'nın yönetim kurulunun toplantı gündemlerini ve Eczacı Odası'nın büro işlemleriyle ilgileniyor. Sayman da isminden de belli olduğu gibi Eczacı Odası'nın mali işlemlerinden sorumlu kişi. Denetleme kurulunda da yine 3 kişi bulunmakta. Haysiyet Divanı da önemli bir kurum. Haysiyet Divanı yasa ve yönetmeliklere göreyi, deontoloji tüzüğümüz gereği etik dışı çalışmalar sonucunda meslektaşlarımızla ilgili orada karar verme yetkisine sahip yerdir Haysiyet Divanı. Büyük Kongre Delegeleri ise bizim üst birliğimiz olan Türk Eczacıları Birliği'nin yönetimini seçen kişiler bulunmakta. Oy verme yetkisine sahip kişiler. Bunların hepsi seçimle geliyorlar değerli gençler. Bizler her iki yılda bir yapılan seçimle bölgemizde bulunan eczacıların bizlere oy vermesiyle seçiliyoruz, geliyoruz. Yine odalarda üye sayılarına göre delege sayısı ortaya çıkıyor. Eczacı odalarında yönetim kurulu kararı ile ayrıca komisyonlar kuruluyor.
gençlik komisyonumuz var. Örneğin mevzuat komisyonu, sosyal faaliyet komisyonu, eğitim komisyonu gibi komisyonlar bulunabiliyor. Ayrıca eczacı odalarında yine her ilçemizde ilçe temsilcilerimiz bizleri temsil ediyor. Eczacı odalarına daha çok eczane eczacıları ve depolarda mesul müdürlük yapan eczacılar üye olma zorunluluğu var. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın üye olma zorunluluğu yok. Ancak birçok kamuda çalışan meslektaşımız da eczacı odalarımıza üye. Çünkü eczacı odaları aynı meslekte olan insanların buluşma noktası. Yıl içerisinde yemek, eğitim, gezi gibi birçok organizasyonla bir araya gelirler ve bu eczacılar bu organizasyonlara katılırlar. Eczacı odaları sadece meslektaşlarını değil, toplumu ilgilendiren her konuda kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluş olduğu için de sorumlulukları vardır. Odamız ise 1990 yılında kurulan bir oda ve şu an 337 üyesi ve 243 eczanesiyle 17 ilçemizde ve merkezde hizmet veriyoruz. Evet, bugün son olarak 25 Eylül'den dolayı sizlere 14 Mayıs ve 25 Eylül'ün öneminden bahsedeceğim. 1839'da biraz önce söyledim, Mektebi Tıbbiye'de eczacılık sınıfının açılmasıyla ülkemizde akademik eczacılığa ilk adım atıldı değerli gençler. 25 Eylül ise 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Eczacılık Kongresi sırasında tüm dünyada Dünya Eczacılar Günü adıyla kutlanması için karar alındı ve o yıldan itibaren de 25 Eylül'ler tüm dünyada Dünya Eczacılar Günü olarak kutlanmakta. Ancak 14 Mayıs bizler için sembolik olarak çok daha önemli. Bunu da belirtmem gerekiyor. Bakın, biz eczacılar kökleri yüzyıllar öncesine dayanan bir mesleğin mensuplarıyız. Halk sağlığının en önemli ayaklarından biri olan eczacılık mesleği dün nasıl var olduysa gelecekte de var olmaya devam edecektir. Bununla ilgili hiç şüpheniz olmasın değerli gençler. Şu an hala istihdamla ilgili, yani istihdamı yoğun olan bir meslek grubuyuz bizler. En rahat iş bulabilen meslek grubuyuz. Ancak eczacılar birlik ve beraberlik içinde oldukça bu zorluklarla, mesleğimize karşı olan zorluklarla başa çıkabiliriz. Bu nedenle eczacı odalarının gücü ve devamlılığı gerçekten çok önemli. Sizlere de her zaman kapımız açık değerli gençler. Her zaman bizleri gelip ziyaret edebilirsiniz. Kapımız size sonuna kadar açık olacaktır. Gerek öğrenciliğinin süresince, gerekse mezun olduktan sonra sizlerin yanında olacağız. Çünkü sizler bu mesleğin geleceğisiniz. İleride öğretim görevlisi olarak sizler bulunacaksınız. Bir eczacı odası yöneticisi olarak sizler bu kürsülerde yer alacaksınız. Ve toplumun saygın bir meslek grubu olan eczacılık mesleğinin daha iyi noktalara gelmesi için çaba sarf edeceksiniz. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa alabilir mi? Biraz soru da yapabiliriz. Evet, buyurun. Başkanım, hoş geldiniz. Merhaba. Öncelikle değerli konuşmanızı çok teşekkür ediyorum. Bir de ekleme yapmak istiyorum derdinizde. 25 Eylül'ün Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanmasının 2009'daki kongrede günün seçilmesi ve kararlaştırılmasını sağlayan bir o dönem delegeleri. Yani Türk delegeler bugünün Dünya Eczacılık Günü olarak kutlanmasını sağladılar. Bu anlamda da bizler için de değerli bir gün, özel bir gün, bu anlamda da özel bir gün. Sizin nezdinizde eczacılık boyutuyu ve o dönemki delegelerini sevgiyle almak istiyorum. Konuşmanız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sınıflardan da gençlik komisyonumuz arkadaşlarımız alır. Burada yönetim kurulumuzdan arkadaşlarımız var. Onlar ilgilenir ama şöyle birkaç kişi alabiliyoruz. Çünkü çok yoğun bir katılım olunca her sıkıntı olabiliyor. Her sınıftan
Birkaç kişi arkadaşımızı zaten bulunduruyoruz. Birinci sınıflardan da yine tabii ki gençlik komisyonunu alırız. Evet, soru alabilir miyim? Bu kadar mı arkadaşlar? Ya merak ettiğiniz bir şey yok mu? Evet. Fakülte 2004 Haziran ilk mezunları verecek. Çoğu nedeniyle zorunlu yargı ceza çalışma mecburiyetinde olan eczaneler dışında sorunumuzda olan eczanelerde bir eylem planımız var mı? Yaklaşık 70'li bu ilde belki yargı ceza çalışmak önünde yani çalışmamız var mı? Şimdi şöyle, 70. Şöyle, zaten mezun olduktan sonra bulunduğunuz illere gittikten sonra orada da eczacılık yapabilirsiniz. İlla burada yapmanız gerekiyor. Stajla ilgili diyorsam, 5. sınıftaki stajla ilgili diyorsam onu konuşacağız tabii ki hocalarımız burada. Onu konuşacağız. Bence güzel. Tabii ki. Yani Eskişehir bölgesinden geliyorum. Şu anki piyasaya bir miktar hakim aslında. Meşrim belki de uzun bir ilde yardımcı eczacılık ölçer kaldırılıyor. Ve şu an odanın sorumluluğunda kaç eczane zorunlu olarak yardımcı eczane çalışacak açıkçası bilmiyorum. Afyon'da kaç, yani Afyon'da yerleşik olan kaç meslektaşım var? Genç burada müstakbel meslektaşım var. Afyon'da olan, burada evi olan kaç meslektaşım var şu an? Hangi sınıftan olduğu önemli değil arkadaşlar. %5. Yani 20 kişi falan var, yani 4-3 sınıftan değil mi? Şimdi şöyle, yardımcı eczacı çalıştırması gereken eczaneler oluyor. Belli bir cüronun üstündeki eczaneler bu yardımcı eczacıyı çalıştırması gerekiyor. Ve yılda, her yılda 3-4 sefer bununla ilgili başvuru yapılıyor. Bu başvuru illa da oradaki eczanelerde de çalışması gerekmiyor bu eczacının. Gidip kendi bulduğu başka bir eczanede çalışabiliyor. Biz bu zamana kadar hiçbir meslektaşımızı boş bırakmadık. Her meslektaşımız Afyon'da yardımcı eczacılık yapacak bir eczane buldu. O zaman da yine yardımcı olacağımıza inanıyorum. Maaşı sorun olmadı. Her gün olurdu. Bir eczacı ne kadar kazanıyor, işte eczane eczacısı ne kadar kazanıyor diye her gün olurdu. Evet. Hocam cevaplar mı? Merak mı yandırdın bunu? Evet. Evet. Yok maalesef. Kısa cevap. Yani staj, resmiyette stajla ilgili bir şey var ama onunla ilgili odanın öyle bir zaten öyle bir imkanı yok. Bilmiyorum yani eczacı meslektaşlarımız ne yapar onda bir şey diyemem. Evet. Tabii tabii. Onun şimdi saati belli değil arkadaşlar. 16 Ekim'deki mitinge burada eksiksiz hepinizi bekliyoruz. Bakın otobüs sıkıntımız yok. Kim gelmek istiyorsa herkes alabiliriz. Bunun saati, yeri, toplanma yeri neyse hepsini biz arkadaşlarımıza zaten bildiririz. Şu an hiç o saat belli değil. Ama belli bir merkezi bir yerde toplanıp orada otobüslerle hep beraber biz de dahil. Eczacılar olacak, eczane teknisyenleri olacak. Sizler olacaksınız. Hep beraber Ankara'ya gideceğiz. Ankara'ya yakın bir olduğumuzdan dolayı da beklentinin çok olduğunu söyleyebilirim. Kalabalık bir grup olarak gidersek çok çok daha iyi olacak. Birinin elini gördüm sanki. Resim yok. Tamam. Başka var mı sorusu olan? Başka sorusu yok. Yok herhalde kimsenin. Çok teşekkür ediyorum. 2 saat oldu yaklaşık, değil mi? 3,5 saat oldu. Burada siz de sıcakta kaldınız. Umarım bundan sonra da daha çok görüşeceğiz. Bizler zaten fakültemizde sürekli bir araya geliyoruz. Hocalarımız, gerçekten çok öğrenci dostu hocalarımız var. Bu konuda çok şanslısınız. Bizim zamanımızda böyle değildi değerli gençler. Önlük giyme töreni yoktu. Neyse ki böyle güzel öğrenci dostu bir şehirde, öğrenci dostu hocalarınızla birlikte böyle güzel bir organizasyonla bir araya geliyorsunuz. Beyaz önlüğünde önemli olduğunu düşünüyorum, sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Ve sizler de
Gerek öğrencilik hayatınız süresince, gerekse mezun olduktan sonra toplumun saygın bir meslek grubu olarak, eczacılar olarak bu sorumluluğu yerine getireceğinize de inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sevgiler. Değerli konuşmaları için Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Sayın Eczacı Alper Pehlivanlı'ya fakültemiz adına teşekkür ederiz. Şimdi konuşmacımıza teşekkür belgesini takdim etmek üzere dekanımız Sayın Profesör Doktor Cengiz Sarıkürkçü sahneye arz ediyor. Törenimiz burada sona ermiştir.